Medine'de büyük bir gizlilik içinde sefer hazırlığı yapılıyordu. Gidilecek yer Mekke'ydi. Casuslar bilgi sızdırmasın diye bir dizi tedbirler alınmıştı. Hatta bazı kimseler seferin Necef çölünde yapılacağını sanıyorlardı. Silahlar hazırlanıyor, atlar tımarlanıyor, develere yükler koyuluyordu. Mekke hiç olacaklardan habersiz güzellik uykusunu yatmış bir kadın gibi tasasızdı. Hudeybiye anlaşmasının üzerinden sadece 2 sene geçmişti. Ama bu kısa barış zamanında Müslümanlar güçlenmiş ve Mekke'yi fethedecek kadar büyümüşlerdi. Bir zamanlar İslamiyet ortadan kaldırmak için kılıçlarını bellerinden çeken pek çok kavim artık Müslüman olmuş ve saf değiştirmişti. İslamiyet her an yeni birinin kalbine yerleşiyordu. Sonunda sayısı 10.000'in üzerinde olan ordu hazırlandı ve yola çıktı. Allah Resulü kan dökülmesin diye Mekkelilere haber uçurmamış ve onların hazırlanmasına fırsat vermemişti. Ordunun bu kadar büyük ve özenli hazırlanmasının nedeni de buydu. Mekkeliler karşılarında bu kadar büyük bir ordu görünce savaşmak yerine teslim olacaklardı. Gece geç vakit Mekke'ye yaklaşıldı. Allah'ın Resulü Mekke'ye girilmemesi ve 10.000 ışık yakılmasını emretti. Meşaleler elden ele dolaşarak yakıldı. Sanki yıldızlar gökyüzünü bırakmış ve yeryüzüne inmişlerdi. Dağlar gelin kız gibi süslenmiş, ışıl ışıl olmuştu. Bu manzara karşısında ürperen Mekke halkı korkuyla evlerinden çıkmış, yürekleri korkuyla dolmuştu. İnsanlar sokaklara, evlerinin çatılarına, ağaçlara döküldüler. Fısıltılar uğultuya, uğultular gürültüye dönüştü. Her dudak korkuyla hareket ediyor, kutlardan yardım diliyordu. Kimse dağları ışıkla donatan bu dev ordunun kime ait olduğunu bilmiyordu. Ebu Süfyan Mekke'nin başkanı olarak hazırlandı. Atına bindi ve meşalelere doğru hareket etti. Ebu Süfyan bu ordunun Mekke'nin fethi için geldiğini anlamakta gecikmedi. Ama içinde korku ve panikti. Sadece şaşkındı. Nasıl bu kadar güçlü olabildi Muhammed? O bir çoban değil miydi? Ya buradaki kabileler? Onlar Muhammed'e düşman değil miydiler? Neden Müslüman oldular? Onlara atalarının dinini terk ettiren şey ne? Onların görüp de benim göremediğim ne? Diye soruyordu kendine. Mekke'yi temsilen geldiğini unutmuş, kendi iç muhasebesi koca şehrin derdinin önüne geçmişti. O gece Hazreti Muhammed ile görüşmek istese de bu isteği kabul edilmedi. Geceyi burada geçirmesi ve ertesi gün huzura gelmesi söylendi. Gece bir türlü uyku tutmamıştı. Yılların muhasebesini yaptı kendi kendine. Ertesi gün Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıktığında Ebu Süfyan'ın dudakları Mekke'nin durumunu konuşmuyor ve şöyle diyordu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allah'ın Resulü Ebu Süfyan'a Mekke'ye gitmesini ve gelen ordunun Müslümanlara ait olduğunu haber vermesini istedi. Ebu Süfyan bir derviş gibi sessizce yürüyerek Mekke'ye gitti ve bekleyen ahaliye ''Benim evime girenler, Kabe'ye girenler, kendi evlerinde olanlar güvende olacak. Savaşmayı düşünmeyin, Muhammed'in ordusu gerçekten çok güçlü.'' dedi. Ebu Süfyan'ın bu rahat tavrını görenlerden biri ''Peki sen bize ne tavsiye edersin ya Ebu Süfyan?'' ''Bakıyorum sen hiç endişeli değilsin.'' diye sordu. Mekke'nin başkanı gözlerini kalabalığa dikti ve ''Müslüman olun.'' diye cevap verdi. Bu cevap sessiz kalabalık üzerine bir ölü toprağa gibi çöktü. Herkesin bedeni buz gibiydi. ''Müslüman olmak.'' cümlesi beyinlerinde kıvrım kıvrım dolaşıyordu. Başka bir yüksek sesle Ebu Süfyan'a sordu. ''Peki sen?'' Vereceği cevap karşısında linç edileceğini bile bile ''Ben artık Müslümanım.'' Kimse Mekke başkanının üzerine yürümedi, bağırmadı. Belki birkaç saniyeliğine nefes bile almadı kalabalık. Artık herkes kendi halini düşünüyordu. Belki de yıllarca herkes ne diyecek diye atalarının dinini terk etti deyip dalga geçilecek korkusuyla
yahut inatlarından vazgeçmedikleri için Hazreti Muhammed'i dinlememişlerdi. Oysa sahabelerin huzurla süslenmiş bakışları, savaşlarda ölümü göze alışları, sade hayatları, bu dünyaya ait değilmiş gibi duran halleri ne güzeldi. Güzellik, kim güzel olmak istemez ki? Mekkelilerin kalbinde Müslüman olmak geçiyordu. Allah Resulü ordusu ile şehre girdi ve Kabe'deki putları temizledi. Kabe artık rahatlamıştı. Taşlarla doldurulan bedeni Müslümanların putları kırmasıyla huzur buldu. Mekke halkı Hazreti Muhammed'i inceliyor ve ona hayran olmanın lezzetini yaşıyorlardı. O gerçekten güzeldi. Mekkeliler de güzel olmak istiyorlardı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü cümlesi Mekkelileri güzelleştirmeye başlamıştı. يستولي على القلوب لا الجدران وهذا هو النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن وجاء نصر الله والفتح وخشعت مكة تنتظر قصاص العادل لكن نبي الرحمة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım,
Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizdir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerindeki hakları meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabı ile idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz.
hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram birden şöyle dediler. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı. Sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!